Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Dealer's Life 2 ile karşınızdayım. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz Dealer's Life 2 ikinci el alım satım yaptığımız bir oyun ve geçtiğimiz bölümlerde 300 bin dolar değerinde bir ürün almıştık. Bu ürün için 150 bin dolar ödemiştik. Tamir edip daha sonrasında gerçeklik belgesini aldıktan sonra ürün bu hale gelmişti efendim. Şu an rafta, satışta. Bir geçen bölümlerde mafya ağzımızın payını verdi. O yüzden mafyayla pek ters düşmek istemiyorum. 7600 dolarlık bir kitap var. Direkt al sata koyulabilir kitabın kendisi. 6000 dolardan bırakılırsa şayet. Belki 7000 dolar verilir ama 500 doların altı kar varsa ben o işte yokum hocam. Kötü durumda bir giysi. Tamir edilip satılabilir. Alabiliriz. 4750 diyor. Cahil biri sanırım. 3.5'tan verirsen alırım. 3700 diyelim. 4.50 son. Tamam, güzel. Bir kutu var ama ne kadar ettiğini bilmiyorum. Ben bütün paramı harcadım. Bunu tamir edecek para 2000. Abi tamir ederiz bir ara inşallah. Tamir edemezsek de şeyde kalsın, satışta kalsın. Mirim eksi 5000. Evet, yani muhtemelen ay sonuna kadar parayı toplamazsam nane yiyeceğim. Dostlar, bu arada bu seri Samet Güngör Light YouTube kanalında oynanan bir seri. Samet Güngör Light YouTube kanalı simülasyon oyunlarımızın yayınlandığı bir kanal. İkinci el alım satım simülatörde de şimdilik buradayız. Abi dükkana müşteriler... Evet. Sevgili Don Fito, hoş geldin Don Fito. Abi tamam. El mecbur, el mecbur. Benim Don Vito dükkanımı bir kere dağıttı. Yani ürününe mecbur gerçekleri belgesi vermek zorunda kaldım. Hocam param çok fena eskisi de. İlk fiyatı ben vereyim. 10.000 bak, bir 3.000 dolar kar edeyim. 8.000 diyor. 9.000. 8.200 son. Al, yeter ki al. 53.000'lik piyano. Şaka yapıyor gibiler ya. Şey mi var sanki, param mı var? Şunun bir tamirat işini hallet. Kaç gün sürecek? 5 gün. Abav. Biz ilk başta direkt alım satım mı yapsak acaba? Hiç tamirat işine girmeden. Yani misal veriyorum, ürünlere az çok demeden alıp üstüne minik kar koyup satsak. Yani her tur mutlaka boş geçmeden takılsak. Abi. Abi. Lütfen dükkana biri bir şeyler satın almaya gelebilir mi? Lütfen biri dükkana bir şeyler satın almaya gelebilir mi? Allah razı olsun. Koleksiyoner. 24.000 veririm diyor. 12.000 masraf etmişiz. 24.000. Tam 2 kat kar. Çok çok iyi aslında. Ama biraz zorlayalım. 26.000 desem. Tamam diyor. 14.000 dolar cepte. Güzel. Bak direkt alım satımı. Kral 800 dolara bırak. Satarken üzerine 200-300 dolar koyup satayım. Bundan sonra dükkana gelen kimseyi boş geçmeyelim. 10.600. 7.000'e bırakırım diyor. İnşallah var ya, sahte kakalamıyorlardır bizi arada. 6.000 vereyim sana. Güzel. İnşallah 10.000 dolarlık ürünü 6.000'e almışızdır. Yani şu aldıklarımızın ikisinin, ya özellikle bunun sahte olma ihtimali. Yok ya gerçi. Var mı? Hiç bilmiyorum. Takır takır uğraşamıyorum ki, ne yapayım? Yani tamirciler level 1, bilir kişiler level 1. Adam yok, 95.000. Kral, dükkanda 95.000 eden başka bir şey yok. Futbol üniformasını hemen şöyle bir tamir edelim. Benim 5.000 borcum mu birikmiş? Krediler, 21 gün kaldı. Ben ne ara kredi çektim ya? Ben ne ara kredi çektim abi? Dışarıda bir protesto var. Yanımızdaki dükkan yağmacı tarafından yağmalandı. Polisi ara. Şu polis beni bir mafyadan korusa, kapının önüne bekçi dikiyor İbent'le. Polis beni bir korusa var ya, çok rahat edeceğim. Total War Warhammer 2 serim vardı. Lanetli iskeletlerin oradaki bir şövalye hanımefendiyle oynuyordunuz. Evet efendim, doğrudur. O seriye ne oldu ben aradım bulamadım. Çok sağlam seriydi. Hocam devam etseydik mutlaka YouTube'a atardık. Çok teşekkür ederim bu arada ilgini alakana, sağ olasın. Devam etsek mutlaka YouTube'da olurdu. Demek ki yarım bırakmışız.
4300'lük gramofon. 2500 versem 4400 diyor. 4250. Hacı 4 son 300 dolarda bırak ben kar edeyim. Tuvalet fırçası. Çok kötü durumda. 1000 diyor. 600 dolar vereyim. 700. 750 son. Yani tuvalet fırçasını tamir edeceğim mi? 6 gün. İnşallah uğraştığımıza değiyordur ya. O kadar çok uğraşıyoruz ki yani. Aha. Aha birisi geldi. 300 bin dolarlık ürünü almak istiyor. Teklifin ne? Bilgili, çok da eli açık değil. Yani 450 bin istiyorum ben buna desem. 195 bin son diyor. Yeter la. Yeter abi, başımla beraber bak 400 bin dolarım oldu dükkanda. 800 almışım, 1660 diyor. 1800 diyelim, 1000 dolar kar bırak bana. 970 dolar bıraksın karı. 5700. 5700 değil 5400 diyelim sana. Tertemiz bak, 400 bin dolar param var. Abi lütfen şu krediyi kapatabilir miyim? 15 bin dolar. Köp işaretiyle kredi mi ödenir ya? İçinayla adam dolandırılır. Yok be abi. Aa, bu arada bu oyunun birincisi demişken şey geliyor. Bu oyunun ortaçağ versiyonu geliyor. Mumu da almayak. 1000 dolar aşağısı ürün almayalım. Bak süper bu arada. 14 bin ediyor. Kral bir şey diyeceğim. Bir dal dükkanı upgrade'le. Bir dal daha upgrade'lese. Depodan açık arttırma. Katılamıyorum. Güvenlik falan alamıyorum. Hazine avcısı çalıştıracağım bu save'de mutlaka bu arada. Neyi almaya geldin? 18 bin veririm diyor. Bir şey söyleyeyim mi? Dükkanda şey turşusunu kurmamıza gerek yok. 20.890 hatta 21.890. Neden? 15 bin dolar kar için. Neyi almaya geldin? 5.400 ödemişim. Hiçbir işlemim yok üzerinde. 8.400'e al. Bak 8.500 olur ha. Bak fiyatı böyle bir tık arttırınca kalıyorlar ortada. 6.000 almışım. 13.600 diyor. Lan dur. Yanlış tıkladım. 16 falan diyecektim. 23.000 çok kötü durumda. Alır tamir ederiz biz bunu. 20.000 diyelim mi? 23.000 var aklımda. 19.800 oldu. 22 son. Tamam. Böyle çirkef pazarlığı edemiyormuşum bununla. Tüh lan. Yanlış bastım tuşa. O klavyedeki tuşlara yanlış basmasam iyiydi. Bunu tamir ederiz. Bu al satta, bu al satta. Gittik. Klozet fırçası tamir ettik anasını satayım. Şöyle bir ürün varken. Şöyle kitle ya. Bu ne hocam? Belgesel mi çekeceğim ben bununla? Ne veriyorsun? Küpenin bana da öyle geliyor. Tamir edilince çok yüksek bir meblağa satılabilir gibi geliyor. Bunu bitirmedim. Bir de yenisini mi oynayacağım? Abi buna ben 40 bölüm çektim Samet Güngör Light YouTube kanalında ya. Light diyorum, live'da. Live'da 40 bölüm var. Dostlar yayında beğeni sayımız 464 bu arada. 500 beğeniye ulaşırsak harika olur. Size zahmet, beğenirseniz çok çok sevinirim efendim yayını. 6100 rehin bırakmak istiyor. Rehinle ilgilenmiyorum tabii ki. Hmm. 16.000 desem. 10.000 dolar karla sattık. Bu ne hocam? 158.000. Sahte değildir umarım. 100.000 desem. 118 diyor. 115 diyelim. Tertemiz, tertemiz. Eğer sahte değilse tertemiz kardeşim bu. Evet. 21.000'e tamir ediliyor bu arada. Bu garanti 100.000 edecek ki.
Bir şey diyeceğim. Bir dal bir yetenek. Allah razı olsun. 32 çarpı 4'ten 128 bin doları karakterimi geliştirmeye harcadım. Abi 300 bin. 215 veririm diyor. 215'e 100 bin dolar kar bu arada. 230. Lan. Bunu artık kör topal birine çakacağız. Ben 100 bin dolar zarar edemem. Bunu artık kör topal birine çakacağız dayı. Ne 130 bini ya. 18 bin diyor. 15 bin. 17.400 ver. Benim bütün motivasyonum bozuldu bu arada. Bize sahte çakmışlar. Evet. Neyi almaya geldin hocam? 4000'i almışım. 6000'e bırakayım. Abi 5000'e bırakırım en son. Bilgili mi? Bilgili. Sana satmam. Efendim Yasin Er abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin Yasin Er. Merhabalar. Abi sahte olup olmadığını anlayan bilir kişi var da bizim bilir kişi daha o surunla mısır patlatıyor kanka. Dünyadan bir haber. Dünyadan. 6.5 diyor. 5.600 ver. Okey. Şunu da tamir ederiz. Rehin ürününe ilgilenmiyorum. Teleskopa geldi. 27.500 veriyor. 32.400 ver. 15 bin dolar kar. Sahte ürüne geldi. Hasan Doğuş Karakoç abonemiz olarak aramıza katılıyor. Teşekkür ederim efendim. 110 veririm diyor. Ya gene sahte olduğunu yakaladı. Bilmeyen bir dangalığa satmak lazım bunu da. Ya ben o eşyayı her türlü satacağım bir kere yani. Onun sahtelikten kaçarı yok. Ben bunu replika ilan edemem. 115.000'i kendime sokacak halim yok. 15 bin dolar diyor tamirciye. Tamircinin işi var galiba. Neye geldin? Şu sahte ürüne. Aptal gelsin ne olur. Bir kere de aptal gelsin ya. Bu da uyanık 10.000 falan istiyor. Like atmayanları yiyorum abi. Like atmayanları yiyorum. Aynen öyle. Bak 470 olmuş. Hadi bir 500 yapalım şunu. Ya o kokarcayı bu kadar ucuza satmam bu arada. Çok cimri adam gelmiş. ...32.000 kötü durumda. Sahte değil. 20.000'e bırak. 30.000'e bırak. Tamir edip satam. 31.5 diyor. Tamam. 520.000 dedi fiyatını. Bak kavanozu az önce 31.5'a aldım. 50.000'e satarım. 43 diyor. 45.500. Belli ki anlaşamayacağız deyip gitti. O çok kötü oldu. Şu küpenin gerçek fiyatını öğren. Şunu tamir et. Bunu da tamir edip satınca iyi para eder. Samuray kılıcı. Kokarca'ya geldi. Şuna 5000 verin de kurtulayım ya. Bok gibi fiyatlar veriyorlar yani. Gidip tamir ettiğime pişman oldum ya. Dükkanı bir tık daha geliştir. Daha personel falan alamıyorum da.
Çok cimri adam alınmaz. 2000'e almışım. 5000'e sattığında öp başına koy. Tamirciyi kovacağım ya ileride. Artık dükkanında bir köpek mi var? Kötü etkinlik ama bu ya. Vallahi almaya gelen yok. Bir almaya gelen olaydı. Eyüp'cüm teşekkür ederim. Ya şu 100 binliğin şey çıkması çok kötü oldu ya. Sahte çıkması. Eşyanın ederini bilmiyoruz. 490 bin. 4000'den başlattı. Eşya vermeyin artık. 75 bin çok kötü durumda. 60. Hiç fiyatını bilmediğim bir ürünü aldım bu arada. Bunu yaparız. Diğerini aç. Şunun da bir ederini öğrenelim. Silah çok iyi durumda. Sahte değil. 4 veririm. 4750 son diyor. Tamam. Sahte ürünü almaya geldi. Allah'ım inşallah salaktır. 192.000. Tamam. Kurtulduk. Öyle düşünün. Vallahi kurtulduk yani. İtibar kaybetmemize bakmayın. 100 bin dolar ediyor. Gerçek ürün. Ondan sonra bu tamir edilecek. Bunu da tamir ettiririm. Bir tane iyi tamirci alırım. 2 level. 1 level tamirciyle 1 level bilir kişiyi kovacağım yakında. 148 bin diyor. Oo, 100 bin dolar kar yetmez mi bize? Neden daha fazlası olmasın? 178 bine ne dersin? 158 bin. Olur abi. 109 bin dolar kar. Sahte. Polisi aradık. Snowboard. Ya tamir ederiz de yani. Abav. YouTube içinde Legion TD2 uvu. Atarız. Tabii ki. Like attım sonra geri aldım. Sonuç olarak like atmış oldum. Teşekkür ederim. Müzik bu arada kafamın içinde çalıyor. 486 olmuş bu arada. Ellerinize sağlık. 5600'e bırak. 5,5 oldu. 5600 oldu. Günün sonunda 5600'de anlaşacağız madem. Neden beni yoruyorsun ki? Merhabalar, köpek satılık mı acaba? Dükkanında bir köpek var dedi de nerede olduğunu yazmıyor valla. Ark olabilir ilerleyen zamanlarda. Tabii ki. Peki yayında olmamla patlamamın ne alakası var hocam? İlk fiyatı sen ver. Valla ben bunu 4750'ye almışım. 8750'ye bırakırım. 7750 diyelim. 3000 dolar kar edelim. 7000. Tamam, 2250 de güzeldir. Plakla bir işim yok. Şu tamircinin işi bitsin. Tamirciyi kesinlikle kovup daha iyisini alacağım. Çok kötü durumda drone. Yani 1000 dolar olmasaydı şey yapardım. 5700'e çok kötü durumda bu da. 4000'e satın alsak. Hadi 4,5 desek. Tamam. Paramız iyi durumda bu arada. Çiçek 23 bin ediyor artık. Bununla beraber bir fiyatını öğrenelim. Belki daha fazla olabilir. Bilir kişi... Oha, 100 bin istiyor bilir kişi. Hazine avcısı falan da çalıştıracağım da ileride. Evet abi. Tamam abi. Adam gelip gidip bana sahte ürün bastırtıyor Don Vito. Yani mafyanın kölesi olduk kenarda ya. Mafyanın kölesi olduk.
Kötü durumda 75 bin, 73 bin eder diyor. Rehin bırakacak. 50 bin veririm. Almaya gelmezse de mis gibi. O kötü durumda drone'u ben tamir ettirecektim ama hangi birini tamir ettireyim? 7,5 veriyor. Kısa süreli kar olur. 8,5 ver. 4 bin cebime koyayım. Neredeyse %100 kar. Çok kötü durumda bilir kişimiz yok şu an ama. Sahte ise de birine... Kesin sahte bu arada. Ya kesin sahte ya da adam mı? 100 bin versem kesin sahte. Kesin sahte. Kimse bunu bu fiyata bırakmaz. Bu ürün sahte abi. Bu ürün benim... Bu ürün bana girdi. Bu ürün bana girdi. Orası belli. Bu tamir görecek. Bu bekliyor. Bu tamir görecek. Dükkana bugün sadece satılacak ürün getirecekler. Kimse bir şey satın almak istemeyecek. Hocam. Bir tamirci gelebilir mi? Bak tamir işine başlayacağım. Tamirci 100 bin verip 3. kademe tamirci. Haftalık ücreti 100 bin ama. Haftalık 100 bin veremem. Açık arttırmadan alış. 2 eşya. İlgilenmiyorum. Çok gözüme ilgi çekici gözükmedi. 710 binim yok. 235 ile ilgilenmiyorum. 3000 ile de ilgilenmiyorum. Bana tamirci. Hah, kademe 2. Lütfen şunu kol ve tamirciyi al. Şükürler olsun. Sonra bilir kişiyi de kovacağım. Abi ilk iş 200 bine tamir ediyor. Bu sahte ise var ya biz öldük. Biz öldük abi. Biz öldük. Şu büyük bir proje. Bu büyük projeye benim para kasmam lazım. 74 bine şunu tamir ediyor. Sen şu mitsel durumdaki öğeyi tamir et. Abi geri kalan her şey al sat. Kılıç ve bu bekliyor. Geri kalan her şey al sat. Hiçbir şeyle ilgilenmeyeceğiz başka. Hocam neye geldin? Ben buna 5600 vermişim. 10600 ver al git. 1800 oldu. 19700 veririm diyor. Tamam. Sen neyi almaya geldin? Bunu. 19000. Ya ablacığım 19000'e onun saksısını koklatmam sana. Sen geldin 35 dedin. 35. 4335. 38 diyor. 4135. 38,5 diyor. Al 38500'e ya. Al 38500'e. Hani maloşluk yapmayalım. Sahte değil 17600. 17000 veririm. Oğlum 17000 bunun gerçek ederi. Çok iyi durumda diye 17000 vermek istedim bu arada. Hani bir yandan al sattan para gelsin diye. Melih hoş geldin, merhabalar. YouTube'a geçmedim efendim. Hem YouTube'da hem de Twitch'te yayın açıyorum. Gündüzleri YouTube'dayım, gündüzleri Twitch'teyim. Daha doğrusu geceleri YouTube'dayım. Gecelerinden kastım akşamları. Gündüz Twitch'te yayınımızı yaptık. Beğeni sayımız 491 olmuş bu arada dostlar. Bir 500'e tamamlarsak gerçekten harika olur. Şimdiden teşekkür ederim hepinize. Sepeyiz protokol yarın atabilirim YouTube kanalına. Beyin yıkayıcı, güvenlik, şanslı kişi. Değil abi, şey lazım bana ya. Dükkanın kapısının dışında içi para dolu çanta. Sahibine geri ver. Allah'tan dürüst özelliğimizi kaybetmiyoruz da naneyi yemiyoruz. 12.200. 85.000'e kötü durumda. 50 versem 97 diyor. 80 vereyim. 80 90 ver diyor. Yani lanet olsun, ver lan. Bunu almayacağım. Alamayacağım daha doğrusu. Niye aldım bunu 90.000'e? Bunu da kitle. Abi şu. Bunlar bizim vurgun yapacağımız şeyler. Özellikle katana. Katana'ya garanti vurgun yapıyoruz zaten. Bunu tamir edip satacağım. Biraz sermaye olacak. Şunu tamir edip satacağım. Biraz sermaye olacak. Ardından katana'ya girişeceğiz. Şu an katana sevgili dostlar bizim dükkanın kendinden daha
Bakın burada da yarın paramızı teslim etmezlerse 73 binlik kötü durumdaki bir ürünü bedavaya almış olacağız. Ki bu iyi bir şey. Ama yüzük artık benim. 50 bin doları veren adam geri almaya gelmedi. Kötü durumdaki de tamir edilir. Ya bize var ya tamirat lazım ya sadece. Satacak hiç ürünüm yok değil mi? Şşş, terbiyesiz. 132 binlik şeyi alamam. Böyle abi temiz al sata bak. İyi durumda 13 bin, 11 bin ederi var diyor. 12 bin de fiyat veriyor herif. 10 bin vereyim. Satarken de 15'e, 12'ye, 13'e hani artık Allah ne verdiyse. Eyüp'cüm görüşürüz. Dikkat et kendine. Eğer var ya o sahte ürünse yandık. Şunun bir fiyatını öğren. Abi 151 bin masraf etmiş olduk buna. Bunun tamiri için 21 bin harcarsın diyor. Bunun için 211 bin harcarsın diyor. Bunun için 21 bin harcarsın diyor. Bence önce şu 50 bine aldığımız kötü durumdakini bir tamir ettirelim. Sonra 90 bine aldığımız kötü durumdaki tamir edilir. 4 gün içerisinde de iyi bir item geliyor. 10 bine aldığımıza 16.600 verdiler. 20 bir deneyeceğim. 17.800 diyor. 18 ver al git. Bedava 800 dolar teşekkürler. 15 bin vermiştik. 27 bin diyor. 30.600 diyorum. Abi %104 kar. Teşekkürler. İyi durumda 34 bin. Sahte olduğunu düşünmüyor. 23'e bırakırım diyor. 20 bine 21 bine alıyorum. 530 bine robot. Para yok para. Bilir kişi iş arıyor. Kademe 2 bilir kişi. Kademe 1 bilir kişinin işini bir iptal edelim. Kademe 2 bilir kişiyi bir kovalım. Kademe 1 bilir kişiyi. Kademe 2'yi alalım. Sen şunun fiyatını bir öğren. Fiyatı işi durdurduğumuzda ödediğimiz para geri gitti değil mi? Neyse ikinci kademe bilir kişi bulduk. Her şeyin fiyatı bir süreliğine düşecek. Ay eksi %30 diyor. Param yok ki. Yani ben neyi alıp neyi stoklayayım abi? Param yok. Yandık ki ne yandık ya. Ablacım ben o vazoyu 31.5'a aldım. 35 ver 3-5 kuruş damlasa bile eyvallah diyeceğim ya. 370 bin. Ya dükkana nasıl ürünlerle geliyorsunuz siz? Ablacım 24 verdim de ben bunun ederi 34 bin 35'ten aşağı bırakmam. Bu da almaz. Kaç günlüğüne bu global kriz var acaba? 12 günlüğüne. Anladım. Çok iyiymiş gerçekten. 25.500. En aşağı 35. O da haftalık kiralarımı ödemek için yani. İyi durumda 6.900. Keşke bir bilir kişiye sordursaydık. 3.900. Ürün almaya çalışıyoruz bir de. Abi bak bu eşya gerçek ve 335 bin dolar ediyor. Buradaki yüzük yapıldı ve tamiratı sonrası 150 bin dolar ediyor. Şuna bir gerçektir alalım. Buradakini bir tamire bırakalım. İflas etmemize imkan ihtimal yok bu arada. Bak şu an ya şunu sadece global krizde satmamaya çalışacağız tamam mı? 11 gün hayatta kalacak malzeme toplamamız gerekiyor sadece. Ya ama çok zor gibi yani teklifin ne? 35 ver al git. 22. 22'ye ben sana hiçbir şey vermem. Çok kötü durumda çağ kitabı. Mitsel ürüne gelmiş. 280 veririm diyor. Ya her türlü kar da. Ya satıp katanaya oynayabiliriz ama abi biraz dişimizi sıkalım. Of. Dişimizi sıkmak bizi şey yaptı. Açık arttırmayla satış bizi batırır mı acaba? Bak deneyeceğim. Açık arttırmayla şunu satsak. 17 binden başlattı. Allah'ım inşallah cortlamayız. Şöyle çayımızı bir kenara alalım. Ve kıymetli arkadaşlar hemen şöyle bir kulaklığımı takayım. Beğeni sayımız 496 efendim. 500 olursa çok harika olur. Bak 22 bin yerine 31 binden. Allah bereket versin. En azından günü kurtardık.
Buna da şükür. Dostlar, kameram biraz kapalı olacak bu arada, bilginiz olsun. Efendim, oyun yapay zekaya karşı oynanıyor. Gerçek kişiler yok oyunda. Ben mümkün mertebe paramı elimde tutmaya çalışayım da. Yüzük gerçek ve 150 bin ediyor. Dükkanda şu an 500.000 eden ürün var. Şu samuray kılıcı çok çok iyi para edecek. 2 güne bunun tamiri yapılıyor. Teşekkür ederim. Evet, evet, evet. Organize suç çeteleri ağzıma tükürüyordu. Olur. Tamam. Abi, kapımın önüne artık koruma kondu. Mafya bize hiçbir şey yapamaz artık. Mafyanın kölesi olduyduk. Mafya bize hiçbir şey yapamaz şu an. Krize rağmen ideal bir alıcı. Yani %30 eşya fiyatları düşükken anca bu kadar verir ama 8 gün daha parasız yapamam. Biraz zorlayacağım. Abi şöyle yapalım. Bak nasıl yapalım biliyor musun? 148-800 verirsen alırsın. 70 bin dolar kar. Yani normal ederinden çok çok pahalıya satamadım, farkındayım ama artık param var. Bu Harry Potter figürünü 500 binden aşağı satmayacağım. 290 da fena fiyat değil aslında da, öldüm bittim mi abi? Satmıyorum artık ürün. Kötü bir topladık. Hemen bu Rönesans küpesi de gerçektir sertifikası alsın. Bizim sahte ürün asla almamamız lazım. Sahte ürün aldığımız an naneyi yedik. Var mı açık arttırmada bir şey? 225 bin başlangıcı olan. Yok ki param. Hop işimize baka baka geri döneriz. ...97.000 eden şeye 34.000 mi istiyor? Rehin bıraktığının farkındayım. Öldü fiyatına bıraktı. Sahte olduğunu düşünmüyor. 30.000. 15.000'e bırakırım diyor. Oğlum deliler mi geldi sahaya? Ver bana 12.000'den. 14.200 bedava. 17.600'e balta. 6.000'e bırakırım diyor. 5.000'e bırak. 5.700. 5.600. Abi sen çılgın mısın? Bunlardan biri bile sahteyse var ya, beni öttürür mafya. Canını sağla abi. Abi sahte. Yani muhtemelen global krizden dolayı alabiliyoruz da. Ya kuvvetle muhtemel global kriz ama bilemiyorum. Abi kilitleyelim. Acelemiz yok günün sonunda. Hepsini ufak ufak tamir eder eder satarız. Kötü durumda 61 bin diyor. 40 bin veririm. Tertemiz ürün alıyoruz abi. 18 bin diyor. 10 bin veririm.
Millet paraya sıkışık galiba. 1 milyon eden ürün. La benim dükkan 1 milyon etmiyor. Bak güzel. Eşya gerçek. Bu ikisini satacağız. Bunlar kilitli. Tamir artı bilir kişi bekleyecek bunlar. Ne oluyor hocam? İlgilenmiyorum. Hiçbir eşyamı sen tamir etme. Efendim oyunun amacı alım satım simülatör. Al sat simülatör. Yani ucuzdan alıp pahalıya satmaya çalışıyorsun. Amaç bu temel olarak. Esnaf gibi düşün. Bir şey diyeyim mi? Biz bundan kâr edemeyiz. Global kriz ne zaman bitiyor? 5 güne. Ya satabilirsek bir can suyu olur ama. Misal. 158-800 desem bir 40 bin kârla satabilir miyim? İyi buna da şükür. Global kriz bitsin kalanını öyle satarız. En azından can suyu oldu bize öyle düşünün. Bu ne la? Kardeş 50 bin dolar veririm bu daktiloya. Girip geri almazsan da çökerim. Bak çökebileceğim bir iki tane item var ha. Kitapla işim yok. Bu çok pahalı değildir. Donunu götür buradan. Yeşil yeşil. Bu arada tamirat, tadilat çok güzel getiri sağlıyor dostlar. Bunun iki günü var. Gelmezse 30 bine 97 binlik eşyayı aldık demektir. Bu da gelmezse 50 bin, 82 binlik eşyayı 50 bine kapattık demektir ki bunların hepsi mükemmel rakamlar. Şu efsanevi bıçağı bir tamir edelim 5 günde. Global kriz 2 gün içerisinde bitecek. Sonra satışlara bakarız. Yanında bir tane ürün var. O da çok pahalı. Adam gelmiyor muhtemelen. Dıp 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 dıp. Aleyküm selam Göktuğ. Hoş geldin. Merhabalar. Sepeus protokol zombili oyun efendim. Evet. Bir gün kaldı sadece. Kötü durumda. 36 binlik. 30 bin diyor. 26.500. Bütün ürün slotum doldu bu arada. Abi o arabaya ne kadar istiyorsun bilmiyorum da. Envanterde yer yok. Şükür eşya fiyatlarının eksisi olayı bitti. Bu ürün satılıyor. Bu arada 30 bine rehin aldığımız ürünün sahibi gelip aldı ürününü. Yani 90 binlik ürünü 30 bine düşünemedik. Maalesef. Sergen'cim teşekkür ederim. Sağ olasın.
Hayırlar ola inşallah. 3'lü 3 sahte. 3'lü 3 sahte sıkıntı. Bir şey diyeceğim. Durumu iyi olan var mı? Kötü. Ha, illa hepsinin bir tamir görmesi gerekiyor ya. Amma öyle amma böyle. Peki bir şey diyeceğim. Dükkanı geliştirsem 50 bine artı bir personel slotuna bir tamirci daha alsam. Ah be. 320 binlik ürün. Abi 172 bin dolara rehin bırakırım diyor. Param yok ki. Bana bir tamirci daha. Aha 15 binlik bir tamirci daha. Şahanesin. Şimdi seri seri ürünleri tamir edip edip satacağız. Lütfen şu arkadaki pahalı ürünleri almaya gelir misiniz? 4 milyonluk motor. Güzel motormuş kardeşim. Daktilo'yu ancak gerçekse satışa çıkaracağım. Bu adamın anneannesine ben niye item alıyorum bilmiyorum ama aldırdı itemi vallahi. Aleykümselam Karabasan, hoş geldin. Hocam item vermeyin de çok iyi durumda, 88 bine. Belki biri bir şey satın almaya gelir. Evet. Eksi 5 bin. Uyarı, parayı artıya geçir yoksa çökeceksin. Ne olur iyi bir fiyat ver be. Bak 467.700 desem. Tamam mı? 300 bin dolar karla dükkanı kurtardık, dükkanı kurtardık. Olgun yok mu? Bilmiyorum, belki buralardadır. Halı 450 bine mi tamir ediliyor? Abi halı 350 bine 450 bine tamir ediliyorsa bu halıda deli para vardır. Daktilo 340 bin dolar ediyormuş bu arada. 80 bin dolar değil. 340 bin dolar ediyor. Daktilo ve baltayı satabiliyorum. Bu ürün tamir ediliyor. Buradaki ürünü de tamir edeceğim. Şuradaki ürün gerçek mi değil mi öğren. En son artık halıyı tamir edip gerçek mi değil mi öğreniriz. Aga rehine ile ilgilenmiyorum. Kötü durumda 900 bin. Daha sonra gelsene. Belki satış yaparız. Bizde nerede o şans? Bizde nerede o şans? Nerede satış yapıyorsun? O halı sahte çıkarsa gerçekten ben de gülerim abi. Uyarı. Evet. Oğlum uyarı verip durma. Mali durumum artıda ve kredi yok işte. Ne kadar istiyorsun? 23.500. Abi daha sonra. Bir satış yaparsam alacağım seni. Rehinle ilgilenmiyorum.
Benim dükkanım lanetlendi mi? Kimse satın almamaya yemin mi etti bir şeyleri? Kaykayı kitle de fiyatını öğrenelim. Bunu da kitle fiyatını öğreneceğim. 118 bin ediyormuş. Bu ürüne bir gün kaldı fiyatını öğrenmeye. Vallahi tamircim boşta var da. Edemez tamir mamir. Şunun da fiyatını öğreniriz yarın. Dayı lütfen biri bir şey almaya gelebilir mi ya? Evet 132 bin ediyormuş bu. Şunun da bir fiyatını öğrenelim. Arkadaşlar bakın şu katana ve buradaki halı. Şu ikisini bir şekilde tamir edersek ve satarsak çok fena artıya geçeceğiz. 43 bin veririm diyor. 51.915 verir misin? 51.915 bak ısrarcıyım. 40 bin dolar kar Allah bereket versin. 340 binlik ürüne. Biraz cimri ama 375 bin veririm diyor. Abi 404.150. Üf 350 bin dolar tertemiz kar ya. Boş durmasındansa alayım dedim abi. 500 bin dolarlık karımız var. Şimdi lav lambasının yeni fiyatını bilmiyoruz. Kaykayın yeni fiyatı öğrenilecek. İki tane boşta tamircim var. Abi biri şu katanayı tamir etsin. Biri sandığı tamir etsin. Halı artık daha sonra. Katananın ne kadar ettiğine bağlı halı. Eyvallah. Hocam. 54 bine bırakırsan alayım. Ben seri seri tamir edip saçma. Tamir edip satma felsefesine geçtim. 165 bin diyor. 200 bine alayım. İnşallah var ya bana sahte ürün çakmıyorlardır. Müthiş cimri diye pazarlığa girmedim bu arada. Bakın bu onun kadar cimri değil. O yüzden pazarlığa girebilirim. Mesela 57.745 desem 55 veririm diyor. Abi kaçırmayalım. 56'da anlaşalım. Kaçırmayalım abi. Ben şeyi çok merak ediyorum. Katanayı çok merak ediyorum. Bu iki ürün de tamir edilecek. Şuna iki gün sonra gerçektir sertifikası verilecek. Bu arada
oyunda gerçektir onayı almayan hiçbir şeyi satmayacağım. Çünkü kapının önündeki polisin gitmesini istemiyorum. Biz mafyanın köleliğinden zar zor kurtulduk. Bu arada Dark Feeder'cığım, hayallerini yıkmak istemem ama bize sahte ürün satıldığında polis gelmiyor. Sahte ürünü biz satarsak polis geliyor. Yani birisi diyelim ki şey yaptı. Teşekkür ederim annem. Diyelim ki birisi şey yaptı. Bize sahte ürün verdi. Biz o sahte ürünü bilerek sattık. Osmanlı ile bağlantılı flüt. Abi benim param yok. Beni rahat bırakın. Bu ne lan? Oğlum çok iyi bir şeye benziyor bu. Lan inşallah sahte değildir lan. 97 bin diyor. 77 bin veririm. 75 oldu. Bazuka. Ebenin nikahı. Olurum hala yayın tabii ki ya. Abi inşallah katana konserve açacağı çıkmaz. Çok üzülürüm vallahi. Like attım, like sayısı azaldı. Niye böyle oldu lan? Önceden atmışındır lan. Dostlar like sayımız 522 oldu bu arada. Ellerinize sağlık. Ben bu arada bir yandan dıkınıyorum. Açacağım birazdan kamerayı. Şu katana bizim dükkanın kaderini değiştirecek. Yeter artık, yeter bana. Lan. Lan ürünü sergiliyorum böyle camda da. Ne kadar ediyor belli değil ki. Kapa şunu, gerçek mi değil mi belli değil. Bunun da fiyatını bilmiyorum. Bir tek bunun fiyatı belli. 132 bine bunu satabilirim. 64 bine bunu tamir edersem aç kalırım. Aç. 15 bine şunu tamir etsin bari. Şu katana bitsin de fiyatını bir öğrenek. Bunun fiyatını saldım. Katananın fiyatını öğreneceğim. Dayı ne getirirseniz getirin ilgilenmiyorum şu an. Üf. Neredeyse 1 milyon ediyor bu katana. Bir de gerçektir belgesi alalım 2 günde. Hacı ürün satmam lazım. Ürün bak param yok. Eksiğe gireceğim. Hadi dükkan beni boş çevirme. 2 tamir için 1 bilirkişim var. Eşya tamiriyle alakalı hiçbir şeye dokunma. 166 bin dolara alıyorsan al. 148 bin diyor. Al git lanet olsun. Para yok para. Miksel durumda 350 binlik iyi bıçak. Ulan keşke paramız olsa alırdık vallahi ya. Pam 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 pam. Abi güzel. Bizim katana gerçek. Tertemiz. Şunu tamir edemiyorum. 400 bin dolar lazım. Buna tamir. Bunun gerçek olup olmadığını öğreneceğim. Bunun da fiyatını öğreneceğim. Okey. Şu katanayı satabilirsem 1-1.2 milyona falan mis. Abi kesinlikle katanayı satıp dünya turuna çıkacağım ya. Bu arada Sinan abi, sendeki chat'i merak ediyorum. Yani sendeki chat'i merak ediyorum derken. Evet Twitch'te çok deliriyorum ama. Yani bence Twitch'te mantıklı bir politika izledik ya. Bak YouTube okey, eyvallah güzel. YouTube'da yorulmuyorum, sıkıntı yok. Ama hem yayının chat'i hem YouTube'un chat'i böyle olsa ben kafayı yerim. Abi katanayı satınca direkt dükkan upgrade'i. Direkt dükkan upgrade'i. Şunun da gerçektir değildir onayını alır şey yaparız. 60 bin, 70 bin, 83 diyor. Olur.
içsel durumda. Ederini bilmiyorum. Bam 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 bam. Haribo, sen ne diyorsun Haribo? O halı umarım para eder. Dayı, biriniz şu katanayı almaya gelir mi? Bizim bilirkişi mitsel ürünleri bilmiyor. Yüzük için geldi. Gerçek mi değil mi bilmiyorum. Keşke yüzüğü kapatsaydık. Abla sahte mahte çıkar, kusura bakma. Oh. Eksi 23.000. Ne güzel girdi. Şu 285.000 ediyor. E bu da gerçek mi değil mi bilmiyoruz. Şunun gerçekten onayı almasına daha var. Kazara sahte ürün satarsak var ya, bizi mahvederler ya. En olmadı birini açık arttırmaya atacağız da. Sıkıntı. Samet abinin görmediği, benim gördüğüm SG falan yazanlar var. Aa, kanaldan engellenmiyor mu onlar ya? Bam bam ba bam bam. Bugün sadece bir defa Allah'ıma kötü küfür yedim yani. Genel olarak sakindi. Eyvah. Korktuğum başıma geldi. Eşya sahteymiş. İtibar eksi. Abi geçmişler olsun. Polis her an kapımızdaki güvenliği alıp götümüze çakabilir. Oh. Ulan şunu 1 milyona daha sonra satsaydık ya. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu o. Bak 1 milyon oldu bile. 1 milyon oldu paramız. Paradan yana sıkıntı yok. Bir bilirkişi falan daha alırız. Dükkanı geliştirince, ama müşteri alanı geliyor. Personel alanı gelmiyor. Şeye upgrade alırız. Bizim Aga'ya upgrade alırız. Şunu bir tamir ettiririm. Bunun bir fiyatını öğrenirim. Bir yandan ürün de toplayalım. Sahte ürünleri bana sokup sokup durmuşlar. 840 bin diyor. 500 bin dolar nakit veririm bak. Sıcak para. 700 bin. 700 bin, 740. 100 bin dolar daha ucuza aldık. Tamir edilip satılınca daha çok para eder herhalde. 35 bin. 34 oldu. Tamam. Şimdi bir saniye, hemen işimiz var. 450 bin dolara harıyı tamir edersek kalırız ortalıkta. Şu sandığın bir gerçek ederini öğren. Buna gerçek onay alınacak, buna gerçek onay alınacak. Halıyı bir 450 bine tamir etsene. Ne kadar ediyor acaba halı? 5 milyon falan ediyordur ya. Abi lütfen ürün satmaya değil almaya gelelim. ...47.745. Çok uzaksın deyip kaçtı. Aga 47.745. 30 bin dolar kar. Allah bereket versin. Efendim, hem Twitch'te hem YouTube'da varım. Bazı günler sabah Twitch'teyim. Akşam YouTube'dayım. Bazı günler akşam YouTube, sabah Twitch şeklinde. Estağfurullah, niye kızayım efendim, o nasıl laf öyle? Keyfinize bakın lütfen. Ben şu halıyı bekliyorum, halıyı. Bak bu 63 bin ediyormuş, gerçek. Şunun bir ederini öğrenelim. Halının 3 günü daha var. Bunun da 2 güne işi bitiyor. Buna gerçektir onayı alacağız. Şunu tamir edemem. El alışkanlığı bu arada. Günlük %20 müşteri etkinliği sona erdi. Dükkana %30 daha fazla müşteri gelecek.
480 bin de bana bir sahte ürün getirin ki. Tamam. Bak bu da gerçek. Ben bundan sonra ya çok zorda da kalsam doğruluğundan emin olmadığım ürünü satmayacağım. Kral. 433.300. 300 bin dolar tertemiz kar. Efsanevi kötü durumda. 108 bin. Dur Sami. Kazık yeme ya. 530 bin kötü durumda. 300 bine bırakırım diyor. 230 bine bırak alayım. 225 oldu. Evet, çok da zorlamamak lazımmış. Üf. 1 milyon harcadığımız şu halının ederi ne kadar acaba? 258 bine de şunu tamir et. Ne zaman öğreniyoruz fiyatını? 2 güne. Paso ilgilenmiyorum deyip geçsem. Merhaba. 84.400. 50 bin dolar kar istedim o üründen. Bir milyon harcadık, 100 dolar çıkıyor. Ağlarım ya. Strateji oyunu önerim yani Age of History 2 güzel şu sıralar. Crusader Kings 3'den acayip keyif alıyorum. Ya benim oynadığım oyunlar bunlar. Arkadaşlar ürün gerçek ve ederi 2 milyon. Ürün gerçek ve ederi 2 milyon abi. Tertemiz. 30 bine çok kötü durumda. 20 bine ver tamir edip satarım. Ver işte 20'ye. Bunu istemiyorum. Buna harcamayalım hakkımızı. Halı çok da pahalı değilmiş. Bunu da istemedim. Abi şunu bir satarsak var ya. Tertemiz. Bak 2 milyon. Ve gerçek. Biri dükkana sahte ürün getirsin lütfen ya. 39 bin. 55 binden açtı ağzını deli. Aha 2 milyona geldi. Çok cimri. Asla. Asla. Bu kadar cimri adamla asla pazarlık etmem. Ama sahte çıksa üzülürdük ya. Onun dışında bir şey olmazdı. Çok güzel üzülürdük hem de. 310 bin bunun fiyatı. 1 milyon eden şu okun fiyatını bilmiyoruz. Bir de şu arabanın gerçekliğine bakacağım. Arabayı aldık. Yıllardır kaldı orada. 310 bin için geldi. 360 bin diyor. Abi en az 430-550. En az 200 bin dolar kar yazacak orada bana. 28 bine çok kötü. Vallahi 25 veririm. Önce 25 veririm anca. Bunu da bir tamir ederim. Dur bakalım 1 milyon eden ok ne kadar ediyor? Mükemmel bir fırsat. Abi ilgilenmiyorum. Çok güzel. İtibarımızı iyi toparladık en azından. Sahte ürün polisi aradım. İtibarı fullledim. Koleksiyoner ve cimri değil. Bak 2 milyonluk ürüne müthiş teklif geldi. Alır mısın 3 milyona? Dostlar. Ben 3 milyon dolar kârı bastım baba. Allah'a emanet. Ben 3 milyon dolar kârı bastım. Şu okun fiyatını öğrenir. Salarım artık. 150 bine çok kötü. Tamir eder satarız. 140 bin. 190 diyor. Ya tamir edip satınca iyi para edecek de bak tam 152 bin. Ederini veririm. 160 ederinden biraz yukarı.
Var ya o 8000 dolara bize geçirdi herif ama iyi para eder bu. Bu eşyayı bilmiyorum. 122.000. Sahte değilse bu da iyi para eder. 80 versem. Direkt kaçtı. Aga be. 1 milyon harcadığımız ok 1.7 milyon ediyor. Kitle şunun fiyatını öğren. Ardından bir gün daha ilerleyip bölümü sonlandıralım. Cimrisin, asla konuşmam. Gramofon para etme ihtimali yok o ürünün. Bu da kötü. Evet. Sevgili dostlar. Kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese çok çok teşekkürler efendim. Son gün son gün deyip duruyorum ama harbi son gün. Eşyalar kilitliyken falan alayım save'imi. Çıkıp gideceğim. Belki kapanış öncesi sürpriz iyi bir şey gelir. 106 bine tablet. 79'a bırakırım diyor. 65 bine bırak. Tamir eder satarız. Eyvallah abi. Tamamdır. Sevgili dostlar. Dealer's Life Simulator 2'den bu videoluk bu kadar. Hem mafyanın köleliğinden kurtulduk. Hem de 3 milyon dolarlık satış yapıp müthiş bir kar elde ettik. İzlediğiniz için hepiniz çok çok sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.